Herkese iyi çalışmalar dilerim. Bugünkü videomuzda Excel'de kendi formülümüzü oluşturmayı göreceğiz. Bunu yapmak için iki farklı yöntem var. Birincisi Excel'in kendisinde formüller kısmı, diğeri de yine içindeki geliştirici kısmından olacak. İlki ikinciye göre daha kolay, fakat ikinci de çok daha geniş kişiselleştirilmiş özelliklerimiz olacak. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Bu arada sağ alttaki butondan abone olabilirsiniz. Birinci yöntemle başlayalım. Burada sayı 1 ve sayı 2'miz var. Burada o zaman bir formül tanımlamak için yukarıdaki formüller sekmesine geldik. Buradaki ad yöneticisi kısmına tıkladıktan sonra açılan pencerede yeni seçeneğinden formülümüzün adını yazacağız. Ben YouTube yazıyorum. Kapsam olarak sadece bu çalışma kitabının tamamında mı yoksa sadece bu sayfada mı ya başka bir sayfada mı çalışacağını seçiyoruz. Ben tüm Excel'de çalışmasını istiyorum. Başvuru yeri kısmını şu eşittir kalacak şekilde siliyorum. Hatta ben hazırlamıştım. Şöyle başına eşittir tekrar koyayım. Formülümü, yazmak istediğim formülü ekliyorum. Benim yazmak istediğim formül birinci sayının karesi artı ikinci sayının karesi bu ikisinin toplamının karekökü şeklinde bir formül. Bakalım buna tamam diyoruz. Açıklama yazmanıza gerek yok. Tabi çok fazla formül yapacaksanız hani karışmaması için belki buralara açıklamayı ekleyebilirsiniz. O sizin bileceğiniz iş. Ekledim. Kapat diyorum. Şimdi artık benim normalde olmayan YouTube formülüm. Bakın şu an YouTube yazınca çıktı. Caps Lock'un üstündeki tab butonuna basıyorum. Ve bu iki sayımı seçti. Çünkü bunları kullandım. Enter diyorum. 8.60. Hemen bunu bir test edelim isterseniz. Bu ikisi, bunun karesi 25, bunun karesi 49. Bu ikisini topla formülüyle toplayıp kare köklerini de alırsak 8.60 çıkıyor. Yani biz artık bu işlemi, burada tek satırda da tabii formülleri yazabilirdik. Sürekli kullanacağımız belki de bir formülü, YouTube diye bir formülle kolaylaştırmış olduk. Bunun dezavantajı her zaman bu iki değere kilitlenmiş olacak. Halbuki Excel'deki formüllerden biz biliriz ki mesela topla dediğimizde istediğimiz değeri seçebiliriz. O zaman bizim de kendi formülümüzü bu şekilde değer girilebilir formüller şeklinde getirmeliyiz. Yani daha çok kişiselleştirebilmeliyiz. O zaman benim de tercihim olan yöntem 2'ye geçiyoruz. Şimdi yöntem 2'ye geldiğimiz zaman bir örnek olması açısından bir tane veri setimizin olduğunu düşünelim. İsimler, numaralar, kimlik numaraları ve adresleri olsun bu kişilerin. Şimdi bu kısımda makro kullanacağız. Makro Excel'in içinde tekrarlı işlemleri hızlandırmak için bir nevi basit bir dille kod yazmak oluyor. Fakat bu hani öyle korkulacak, çekinilecek bir durum değil. Yani çok rahat herkesin anlayabileceği, yapabileceği şeyler. Şimdi yukarıdaki sekmeler arasında geliştirici sekmesi var. Eğer sizde bu geliştirici sekmesi görünmüyorsa, bu sekmelerden herhangi birine sağ tıklayıp şeride özelleştir deyin. Şeride özelleştir dediğinizde gelen pencerede sizde şu sağda geliştiricinin tiki kapalıdır. Bu tiki açık konumuna getirip tamam dediğinizde geliştirici sekmeniz burada oluşacaktır. Geliştirici sekmeniz oluştuktan sonra kod görüntüle kısmına tıklıyoruz. Tıklayınca bu şekilde bir ekran gelecek karşımıza. Sol tarafta şurada sembole tıklayarak modül ekliyoruz. Modülü eklediğimizde gelen modülün içine şimdi bir takım kodlar ekleyeceğiz. Bizim yazacağımız bir formül olacağı için yani bunu bir fonksiyon olarak tanımlamamız gerekiyor. Mesela ilk formülümüz cep numarasını vermesini istiyoruz. O zaman function cep no diyorum. Ardından değer diyelim as range. Yani şu an zaten yazınca çıktı. Şu an neyi tanımlıyoruz? Yani bir hücreyi seçerek ona o formülün içine o hücreyi seçebilmeyi, değer olarak seçebilmeyi tanımlıyoruz. Şu an bunu tanımladık. Bunu da bir metin olarak görmesini istiyorum. Şimdi sonucumuzu tanımlayacağız. Ardından
biliyorsunuz Excel'de düşey ara işlemi var. Worksheets function olacak. Evet, yani fonksiyonlardan birini kullanacağız. O İngilizcesi düşey aranın ve lookup. Bunu kullanacağız. Değer, yani bizim range olarak seçeceğimiz değer. Ardından sheets, sayfa, ikinci yöntem. Bunu direkt buradan bakarak da yazabilirsiniz. Yani düşey arayı hatırlarsınız. Düşey ara yazdığımızda aradığımız değeri seçerdik. Ardından istediğimiz tabloyu tarardık. Sonra bir noktalı virgül daha kaçıncı sütunu istediğimizi yazardık. Ve ardından bir noktalı virgül daha yanlış yazarak tam eşleşmeyi sağlardık. Şu an düşey aranın İngilizcesi VLOOKUP'ı yazdık. İlk değerimizi yazdık. Şimdi de tablomuzu yazıyoruz buraya. Tabii şunu kapattık. Ardından tablomuzun sınırlarını yazacağız buraya range ile. A 1'den kaçaymış? D21'e. Yani şurayı yazıyorum. A1'den D21'e. Siz de tabii tablo daha genişse, daha uzunsa sol üst köşe ile sağ üst köşenin hücrelerini yazıyoruz buraya. Devam ediyorum. Şimdi virgül 2 virgül false yazıyorum. False da normal bizim formüllerimizde tam eşleşme için yanlış yazıyorduk. Buna denk geliyor. Yani biz aslında şu an kodun içinde düşey ara formülünü tanıttık. Devam edelim. Cep no'nun sonuca eşit olduğunu, result'a eşit olduğunu söyleyelim. Bu fonksiyonu aslında bitirmiş olduk. Hatta kendimize şöyle bunun içine not da alabiliriz tırnak işaretiyle. Cep numarasını verir. Şimdi ilkini yazdıktan sonra diğerlerini kopyala yapıştır yaparak sadece belli başlı değerleri değiştirerek çözebiliriz. Örneğin cep no fonksiyonumuzu oluşturduk. Şimdi TC kimlik fonksiyonunu, formülünü oluşturalım. Şimdi ne yapmamız gerekiyor farklı olarak? Telefon ikinci sütundaydı, 2 yazmıştık. TC kimlik üçüncü sütundaysa aynı düşey arada 3'ü aratacağız demek olur. Aslında biz yazdığımız şeyi bitirdik bile şimdiden. Ev adresini de aratalım. Fonksiyon formülümüzün adı ev adresi olsun. Gelelim şurada bunu bu sefer 4 yapacağız. Ha, şunu atlamayalım. Buradaki result'ımızı, sonucumuzu cep no formülünü işlemiştik. Bunu da TC kimlik. Bunu ise ev adresi yapacağız. Şimdi tek yapacağımız şeyler bunlar. Bu kadar kısa ve şu anda tabii bunu da bu kendimize not. Bunu değiştirmeseniz de olur. Ama ben düzgün olması açısından değiştireceğim. Bu kadar kısa bir şey yazdık ve şu an bizim aslında Excel'imize tanımlı 3 adet formülümüz oldu. Hemen test edelim. Bir kaydedelim bunu masa üstümüze. Deneme YouTube diyelim. Şimdi gelelim şuraya bir yere. Sütuna. Şurada isimler yazıyor. Ahmet G yazdığını düşünelim. Hop. Eşittir diyorum. Cep no. Bakın cep yazdım. Normalde olmayan bir formül geldi. Tab'e bastıktan sonra bu sefer deminkinden farklı olarak değer girmemi istiyor. Değer olarak bu değeri seçiyorum. Ve Enter'a basıyorum. Şu an geldi. Buradaki değeri okudu. Bunu nasıl kullanabilirim başka? Hemen yanına TC kimlik diyebilirim. Seçebilirim. TC kimliğini de getirdim. Diyelim ki bu isimlerden bazıları bizim başka bir sayfamızda, başka bir konumda bulunuyor. Ve bizim bunların sadece cep numaralarına ve adres, ev adreslerine ihtiyacımız var. Cep no seçtim. Ev adresi seçtim. Şu an iki değeri de getirdim. Bu ikisini tuttum. Alttaki küçük kareye iki kere tıkladım. Şu an bunların hepsinin bu bilgilerini doldurdum. Siz bunu, ben burada düşey ara örneği üzerinden anlattım. Bunu farklı matematiksel işlemler, istatistiksel işlemler, tekrarlı formüller veya Excel'de keşke bu formül olsaydı, niye yok dediğiniz her şeyi burada aslında bir fonksiyon olarak, kod olarak tanımlayabilir. Daha sonrasında bunu da bir formül olarak, fonksiyon olarak tanımladığınız kodu buraya formül olarak çağırabilirsiniz.
ve kolaylıkla kendi formülünüzü oluşturmuş oldunuz. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Görüşürüz.